Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip sürelerinin uzayıp kısalmasında düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır. Rabbiniz o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar, hep onun buyruğuyla hareket ederler. İyi bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz? Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır. Hem odur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen o kafirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek bu, aldatıcı olma yönünden, besbelli bir büyüden başka bir şey değil, derler. Hem odur ki, yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. ırmaklar akıttı. Her meyvenin içinde, iki eş yarattı. Sürekli olarak, geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda, iyice düşünen kimseler için, alacak nice dersler ve ibretler vardır. Mutat sihirlerini yapan, güneş ile ayı, size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de odur. Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Bu böyle. Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Ve çünkü Allah semiyedir, basirdir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O Rahmandır. Sen O'nu o her şeyi bilene sor. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için, gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki, o aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup, aynı zamanda çok affedicidir. De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemin'dir. O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. Gece, gündüz, güneş, ay, hepsi onun ayetlerindendir. O halde, güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin. Eğer ona ibadet ediyorsanız gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten bir rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde rüzgarları evirip çevirmesinde akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. Biz, gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları, altı günde yarattık da, bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. Kesin inanmak isteyenler için, yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız, biz ne de güzel döşedik. Odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratıp, sonra arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, o, ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı görür. Geceyi gündüze katar. Böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar. Böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Yer ve onu yayıp döşeyen